Bu soruda bize bir cümle verilmiş ve ardından şöyle denilmiş. Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleyle özdeştir? Şimdi cümlemizi öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Büyük kusurlar birçok küçük kusurun birbirine örülmesinden meydana gelir. Şimdi öncelikle meydana gelir bizim neyimiz? Yüklemimiz. Ne meydana gelir? Büyük kusurlar meydana gelir. Bu kısım özlemiz. Neyden meydana gelir? Birçok kusurun, küçük kusurun birbirine Örülmesinden neyden arkadaşlar sorumuza dikkat lütfen neden değil neyden e, neyden dediğimiz için de arkadaşlar burada dikkat edin e, dolaylı tümleçtir. Yani ne olacak özne ardından dolaylı tümleç ve ardından yüklem olacak. Buraya dikkat. Şimdi B seçeneğine baktığımızda ölecek karga kırılacak dala konar. Konar yüklem. Konar yüklem. Kim konar? Ölecek karga konar. Özne. Nereye konar? Kırılacak dala konar. Nereye? Kırılacak dala. Dolaylı tümleç bu nedenle. Yani özne, dolaylı tümleç ve yüklem tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir denilmiş. Öncelikle tabii ki cümlemizi çözümleyelim. Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır demiş bir bilge insan uzun yıllar önce. Şimdi öncelikle demiş. Yüklem. Kim demiş? Bir bilge özne. Yüklem ve özneyi tespit ettik. İşimiz ciddi anlamda kolaylaştı. Peki ne demiş? Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır demiş. Yani bu kısım bizim belirtisiz nesnemiz. Peki ne zaman demiş? Ne zaman demiş? Uzun yıllar önce demiş. Yani zarf tümleci. O zaman belirtsiz nesnemiz var. Yüklemimiz, zarf tümlecimiz ve öznemiz var. Fakat yer tamlayıcısı yani dolaylı tümlecimiz yok. O zaman cevabımız A olmalı. Bu soruda bize bir cümle verilmiş ve bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş. Şimdi arkadaşlar... Cümlemize bakıyoruz. Edgar Allan Poe bir noktaya kadar mutlu olabilmek için o noktaya kadar acı çekmek çekmiş olmak gerekir der. Şimdi bu iç içe geçmiş bir cümle, birleşik bir cümle. Bu tarz cümlelerde biliyoruz ki söylenen söz belirtisiz nesne görevinde karşımıza çıkıyor. Burada der yüklem. Kim der? Edgar Allan Poe. Özne. Peki ne der? Bir noktaya kadar mutlu olabilmek için o noktaya kadar acı çekmiş olmak gerekir der. Yani belirtisiz nesne. Özne, belirtisiz nesne ve yüklem. Kısacası cevabımız A olmalıdır. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur denilmiş. Bakalım cümlemize. Bir insanı tanımak istiyorsanız onu mutlaka büyük bir mevkiye getiriniz. Getiriniz. Yüklem. Neden getiriniz? Burada gizli özne tabii. Kim getiriniz? Siz getiriniz. Gizli özne. Buraya geçiyorum o bu yüzden. Onu kategoriye almayacağız. Ee, neden getiriniz? Bir insanı tanımak istiyorsanız getiriniz. Ne için getiriniz? Zarf tümleci. Kimi getiriniz? Onu. Belirtili nesne. Nasıl? Mutlaka. Zarf tümleci. Büyük bir mevkiye nereye? Büyük bir mevkiye... O zaman bu da dolaylı tümleç. Şimdi yer tamlayıcısı var. Yani dolaylı tümleç var. Yüklem var. Belirtili nesne var. Zarf tümleci var. Ama belirtisiz nesne yok. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir? Dikkat edelim. Durmadan etrafına bakması öğretmeni tarafından hoş karşılanmamıştı. Ne hoş karşılanmamıştı? Durmadan etrafına bakınması hoş karşılanmamıştı. Baharın gelişi herkesten çok beni mutlu ediyor. Beni ne mutlu ediyor? Baharın gelişi. Cümlenin ögelerinin bulunması sanıldığı kadar zor değildir. Ne zor değildir sanıldığı kadar cümlenin ögelerinin bulunması. Yanındakilerle uzun uzun konuşması dikkatlerden kaçmamıştı ne dikkatlerden kaçmamıştı? Yanındakilerle uzun uzun konuşması. Arkadaşlar, bu unsurları bulurken hep ne sorusunu yönelttik cümlemize. Fakat D seçeneğindeki kadının aldığı arabayı herkes çok beğenmişti derken dikkat ederseniz neyi beğenmişti? Kadının aldığı arabayı beğenmişti. Neyi sorusunu yönelttik ve tabii ki belirtili nesneyi bulmuş olduk böylece. Cevabımız D olmalı bu nedenle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir? A seçeneğine baktığımızda soruların hepsini bilmesi öğretmeni tarafından takdir edildi. Şimdi takdir edilen ne? Soruların hepsini bilmesi. Yükleme ne sorusunu sorduk ve cevap olarak bu bölümü aldık. Kış mevsiminin uzun sürmesi yakıt giderlerini arttırıyordu. Yakıt giderlerini arttıran nedir? Kış mevsiminin, mevsiminin uzun sürmesi. Çocuğun yüksek sesle bağırması herkesin dikkatini çekmişti. Herkesin dikkatini çeken ne? Çocuğun yüksek sesle bağırması. Karın aniden yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı. Sürücüleri zor durumda bırakan ne? Karın aniden yağışı. Arkadaşlar altı çizili A, B, C ve E bölümlerinde altı çizili bölümler ne sorusuna cevap verdi. Fakat D seçeneğinde dışarıdan gelen sesleri rahatlıkla duyabiliyordu. Neyi duyabiliyordu? Dışarıdan gelen sesleri. Bu sefer neyi sorusuna cevap buldu. Yani belirtili nesneyi bulmuş oldu. Bu nedenle cevabımız D olmalı. Bu soruda bize bir cümle verilmiş ve bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur denilmiş. Cümlemize bakalım, ögelerimizi bulalım ve ardından zaten rahatlıkla seçeneğimiz ortaya çıkmış olacak. Nüfusun büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadığı ülkede okuma yazma oranı çok düşüktür. Şimdi burada düşüktür bizim nedir? Yüklemimizdir. Yüklem. Düşük olan nedir? Nüfusun büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadığı ülke, ülkede okuma yazma oranı. Şimdi okuma, okuma yazma oranı burada bizim öznemiz. Ülkedeye kadar olan kısım nerede sorusuna cevap bulduğu için dolaylı tümleç. Ne kadar düşük çok düşük anlamında olduğu için de burada zarf tümleci olacak. Şimdi ne dedik? Yüklem var dedik. Zarf tümleci var dedik. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç var dedik. Öznemiz var dedik. O zaman belirtili nesne geriye kalıyor. Ama cümlede böyle bir öge yok. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Bize bir cümle verilmiş bu soruda ve bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denilmiş. Bakıyoruz cümlemize. Kendimiz zaten çözümlediğimiz zaman cevaba ulaşmış olacağız. Eğer çok zor durumda kalırsak bu tarz bir soruda seçeneklerden de yardım alabiliriz tabii ki. Ekonomik ve sosyal bakımdan az gelişmiş durumda olan ülkede eğitim ve öğretim kurumları yeterli seviyeyi bir türlü yakalayamamıştır. Yakalayamamıştır bizim yargı belirten ifademiz, yüklemimiz. Yakalayamayan nedir? Eğitim, öğretim kurumları, özne. Peki nerede? Ekonomik ve sosyal bakımdan az gelişmiş durumda olan ülkede, yani dolaylı tümleç. Yer tamlayıcısı bir başka ifadeyle. Neyi peki yeterli seviyeyi belirtili nesne. Peki nasıl? Bir türlü. Zarf tümleci. O zaman sıralamamız nedir arkadaşlar? Yer tamlayıcısı dolaylı tümleci yani diğer ifadeyle. Ardından ne geliyor? Bakıyoruz. Özne geliyor. Ardından ne geliyor? Belirtili nesne. Ve ardından zarf tümleci. Ve son olarak yüklem geliyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar cevap olarak? Yer tamlayıcısı, özne, belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklem. Cevabımız C olmalıdır. Bu soruda bize bir cümle verilmiş ve bu cümlenin ögelerinin doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir denilmiş. Kendimiz cümleyi çözümlersek rahatlıkla sonuca da ulaşabiliriz. Eğer zor durumda kalırsak seçeneklerden yardım alırız. Sanat eserini anlamak, onun oluşunu hazırlayan şartları bulup açığa çıkarmakla mümkündür. Şimdi mümkündür yüklemimiz. Mümkün olan ne? Sanat eserini anlamak. Özne. Peki ne ile mümkündür? Onun oluşunu hazırlayan şartları bulup açığa çıkarmakla mümkündür. Ne ile yani zarf tümleci olacak. Yani kısacası özne, zarf tümleci ve yüklem olmalı. Sıralamamız bu. Ögelerimiz bu. O zaman ne oluyor? Özne, zarf ve yüklem. Cevabımız D olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Dikkat ederseniz arkadaşlar sen mi dün saflar çarşısına gittin? Burada ne yapacağız? Soru ifadesi yani daha doğrusu başka bir ifadeyle söylersek cevabımız da bunu verecektir. Ne cevap veriyoruz? Ne, ne dersiniz mesela sen mi gittin? ben gittim dersiniz. Ne yapmış olursunuz böylece? Neyi sorguluyor? Dikkat edin mi soru edatı öncesini sorgular. Sen mi gittin? Ben gittim. O zaman burada ben nedir? Öznedir. Eylemi yapan varlıktır. Dolayısıyla onu sorgulamaktadır. Soru özneyi buldurmaya yöneliktir. Yani gitme eylemini kim yaptı? Gitmek eylemini kim yaptı? Özne nedir? Eylemi gerçekleştiren varlık. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır arkadaşlar. Diğer cümlelerde farklı ögeleri buldurmaya yönelik sorular sorulmuştur. Buna dikkat edelim. Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi özne de yüklem de değildir? Buraya dikkat. Yani ya özne olacak ya yüklem olacak. Onun dışında bir seçenek kalacak. O da cevabımız olacak. Şimdi çantanda ne var? Ne dersiniz? Kitap demiş. Şunu yapacaksınız. Yüklemi tamamlayacağız arkadaşlar. Kitap var. Dikkat ederseniz kitap burada nedir? Var olan ne? Kitap. O zaman özne. Çünkü yüklem var. Özne de olacak. E o zaman burada kitap özne konumuna geliyor. Arkadaşının sırasındaki nedir? Ne dersiniz? Defter demiş. Ne olacak burada peki? Defterdir diyecek aslında. Bu da ne nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Kahvaltı için ne aldın? Simit aldım. Dikkat edin burada. Simit aldım oldu. Kim aldı? Aldım yüklem. Kim aldı? Ben aldım. Gizli özne. Burada gizli öznemiz var arkadaşlar. Ne aldım? Simit. Bu sefer nesne oldu arkadaşlar, belirsiz nesne. Buraya dikkat bu çok önemli. E ne dedik? Özne ya da yüklem olmayacak. O zaman cevabımız C çünkü burada nesne belirsiz nesne. Diğerlerine yine de bakalım. Lise arkadaşın şimdi nerede? Ankara'dadır diyecek. Yüklem. Masanın üzerinden yere ne düştü? Kalem düştü. Bu sefer özne. Arkadaşlar cevabımız C olmalıdır. Müzik